Otello, seyircili intikam provası. İsmi bile çok çarpıcı. Oldukça heyecanlı geldim açıkçası. Çok merak ediyorum oyunu. Sevgili yönetmenim Yarkan Ünsal ve hayat verecek İpek, Ceren, müziklerini yapan Meltem, Cem. Arkadaşlar birazcık bu oyunu tanıtalım istiyorum. Yönetmenim neler söyleyeceksiniz? Birlikteliğiniz nasıl oldu? Bu Shakespeare'in Otello'sundan mı çıktınız yola nedir? Metin aslında Beliz Güçbilmez'in metni. Proje Meltem ve İpek'in hayali olarak. Size ait değil mi? Herhangi bir tiyatro kurumunda değil, ikiniz yapımcısınız sadece. Oyuncular. Evet, ikisi de oyuncularımız aynı Meltem zamanda yapımcımız. Meltem ve İpek. Evet. Aynen öyle. Metin'le beraber Metin'in kucaklarında geldiler. Dediler ki Beliz Hoca'nın çok güzel bir metni var. Hani bunu sahnelesek ne kadar güzel olur. Biz tabii ki önden bir oturduk, metni okuduk, inceledik, çalıştık. Ondan sonra Beliz Hoca ile toplantımızı yaptık. Bir de onunla güzel sohbet yaptık, toplantı yaptık. Ondan sonra da sezonu hazırlanmaya başladık. Evet. Bu sezon da ikinci sezonumuz aslında. Geçen sezonun başında mı başladınız? Nisan'da başladık aslında, sonuna doğru. Tabii. Çünkü ben gelemedim, yakalayamadım yoğunluktan dolayı biliyorum. Tabii. Sezon başında olsa illaki gelirdim çünkü. Biz 8-9 oyun oynadık. Evet. Yaz sezonu girdi araya. Evet, yazın bir festivale gittik, Alaçatı'ya gittik. Nasıl geçti? Çok güzel çok geçti. Sabancı Üniversitesi ile ortak bir etkinlik yaptık yazı. Evet. Oranın Cende Bilimi'yle. Çok keyifli bir yaz geçirdik. Şimdi yeni sezona Eylül'de başlıyoruz. Bomba gibi çıkıyorsunuz tekrar. Dekor bile oldukça ilginç olmuş. Kimin fikri bilmiyorum ama. Gizem dolu. Yönetmenim Gizem dolu. Umarım izlediğinizde ya çocuklar azıcık açın ya. Yani Otello'nun oyundan çıktığınız zaman ne anlatıyorsunuz? Kadın erkek mi çekiştiriyorsunuz? Nedir? İntikam mı? Aşk mı? İhtiras mı? Hepsi var diye. Kapalı kutu olmayın. Azıcık açın oyunu. Gelemeyecek arkadaşlarımız. Hayır bırak. Gelsinler gelsinler. Anlatmayalım anlatmayalım. Bundan sonraki tarihiniz? 11 Ekim'de Boğa sahnedeyiz. Boğa sahnede, Kadıköy'deler. Evet. 20 Ekim'de tekrar buradayız, ara sahnedeyiz. Taksim arası. Kasım programımızı da duyuracağız. Instagram'dan bizi takip ederlerse. Ederler tabii mutlulukla. Kızlar sizden laf istiyorum. Bu oyunu birazcık anlatın lütfen. Ya aslında bizim hikayemiz biraz böyle Otello, ya Shakespeare'in Otello'suyla paralel giden, iç içe giden bir hikayemiz var. Evet. İki kadın oyuncu Otello'yu sahneye koymaya çalışırken... Oyunda da iki kadın oyuncuyuz ve oyunda da bir prova alıyoruz aslında. Anladım, oyun evet. İçinde oyun. Evet, Otello oyununu sahneye koymaya çalışan iki kadın oyuncu, yan tarafta da bir pavyon var. Orada da bir hikaye gelişiyor ve iki hikaye birbirinin içine geçmeye başlıyor artık aslında. Ve ortaya böyle çok değişik... Allah Allah. Sizden bir tık daha açıklayıcı oldu ama. Biraz daha evet açtılar. Sevgili Yarkın senden de laf alamadım yani bugün. Ne yapalım? Yönetimde konuşmam diyorum. İkinci sezon heyecanlı. Şimdi seyircimiz gelsin diye bekliyoruz. Bugün sezon başlıyor onlar için. İlk oyunları. Oldukça heyecanlılar tabii. İyi, daha fazla da laf alamayacağım. Birazcık görüntü vereceğim arkadaşlar. Evet, oyundan küçük görüntülerle besleyebiliriz. Anlattıkça daha çok kafa karıştırıyoruz. Aslında ondan da biraz çekiniyoruz. Evet, gerçekten öyle. Oldukça zor bir metin. Biraz deneyim ve yani seyircinin bunu anlayıp yaşaması ve algılaması bizim için çok önemli. O yüzden seyirciliği intikam kurması için. İnteraktif mi oyunumuz? Yani katılıyorlar mı seyirciler yoksa? Seyirciye açtığımız taraflar var ama taraflar interaktif var. Diyemeyiz. Evet. Diyemeyiz. Hem duygusal maceralarını kesiştiği nokta. Sevgili müzik yapımcısı, evet. Müziklerini siz yaptınız. Evet, Cem yaptı. Cem, konuş azıcık, sözlerini duyuyor. İlginç bir tecrübeydi. Tabii bir yanda Shakespeare, bir yanda pavyon kültürlü müzikleri olunca evet. Bir yerde bir kafa yanmaya başladı aslında. bir ona geliyor. Bir yerden sonra hepsine aynı anda bakmak gerekince. Ay. Ama güzel bir şekilde karıştığını düşünüyorum. Oyunun kendi senaryosu. Ya oldukça ilginç geldi bana. O kadar merak ediyorum şu anda. Bir saate kalır. Zaten hakkınızı bir açıklamamış yok. Saate bak yeter diyor kes diyor. Aa aşk olsun. Hayır hayır. Aşk olsun hazırız. Bu saate her şeyi öğreteceksiniz. Arkadaşlar hemen gideceğim söz. Arkadaşlar bir duyuru yapmak istiyorum. Biz şu anda sahnedeyiz ya. Burası Taksim ara sahne. Bugün ben ilk kez geldim. Böyle iki katlı, gayet güzel koltukları, mavi mavi, çok güzel, rahat. Harika bir yer burası. Yeni açılmış. Çok samimi. Kaçırmayın. Çok samimi. Buradan müzisyen arkadaşları da duyurulur. Piyanistler,
solistler, burada çok güzel bir piyano da var arkadaşlar. Gelip burada konserlerinizi verebilirsiniz. Yukarıda fuaye var. Piyano orada ama sahneye de taşınabilir. Hem fuaye konseri olur hem burada olur. Güzel güzel tiyatrolarınızı oynayın, müzikleriniz, konserlerinizi yapın. Bekliyorlar efendim, ara sahnedeyiz. Bugün de oyunumuz Otello. Neydi? Seyircili intikam provası. Üf, adı bile çarpmış. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Benedikt anlatılmıştır. Marikli bir askerin bir asilzade kızına haşa yanaşması neymiş? Yanaşma neymiş? Aşk lan bu. Geliyor alıyor işte. Desdemona nasıl aşık oluyor Otello'ya? Otello! Hangi yarası? Hangi savaşta? Hangi belada açılmış? Bir bir anlattıkça. Otello'da bu gözleriyle dinleyen gencecik kıza vuruluyor. Baba evinde baba davetiyle başlayan sohbetler yalnız buluşmalara ve tabii ki koklaşmalara dönüşüyor. Fakat babanın yok bunlardan haberi. Bu ne kendini bilmezliktir? Baba dediğimiz kuvvetli adam, senatör, koskoca Barbantino. Sensin kendini bilmeyen sap baba. Nasılsa varılır kralın huzuruna. Senatör, şikayetçi bir sultan. Kızını çaldırmıştır. Üstelik bir marif diye. Hiç yoktan. Vatanseverliktir bu. Ordumuz el üstünde tutar. Kahraman Otello. Öfkeli ve yenik senatör baba yaklaşır Otello'nun kulağına. Nasıl? Ya buraya da gelirlerse? Tamam. Sahnedeyiz şu anda, farkında mısın? Biz bu kadar seyircinin göz önünde bize bir şey yapacak halde yok herhalde, tamam. Tabii zaten o yediklerde tiyatroyu saygısından gebeliyordu. Çok özür dileriz ama şu anda burada olağanüstü bir durum var. Bu yan taraftan mafyamın ne olduğu belli olmayan herifler yüzünden. Pavyoncular yani. Biz bu adamlara nasıl bulaştık? Tospik kaplumbağanın eviymiş. Ama Ankaralı tospik kaplumbağanı. Beyefendi! Soracağım lan şerefsizlere. Ay, iyi misiniz? Ay, siz ambulans falan çağırmışsınız. Sakın ha. Baba işte. Eloy çabucak kuş kullandırır. Öyle saf ki Otello. Hep görünüme aldım. Tut yollarından, istediğin yola sür. Başladı. Biz bütün dizileri seyrediyoruz, siz hiç yoksunuz.